Hayırlı olsun diyelim. Hem çocuklara, çocukları doğacak çocuklara hayırlı sağlıkla. Hayırlı olsun. Allah mutlu etsin. Ömür boyu inşallah. Hayırlı olsun bakalım Özcan Deniz için. Peki Kenan Doğulu'ya bakalım. Beren Saat'in 34. yaşıydı dün. Ve 34. yaşını güzel bir mesajla kutladı. Beren Saat önce sabahtan itibaren böyle bir pastalar masalar üflemeye başladı. Evet bak bu Kenan'ın kutlaması. Dedi ki bu fotoğrafı paylaştı. Sen bu dünyaya hediye doğmuş çok özel bir ruhsun canım sevgilim. Gözümde bir azize, kalbimde bir ateşsin. İyi ki varsın. Ne güzel. Gözümde bir azize. Yani gözümde bir azize, tabii, kalbimde yani, bir ateşsin dedi. Yani mübalağanın en güzel şekli herhalde. Yani hani gerçekten adam çok adam seviyor güzel. Karısını. Ne? Tabii ki seviyor. Bir, hemen aklıma Sinan Akçılı geliyor. Sen o da ne diyordu Ebru Şahlı'ya bir şey diyordu ya. Sen melekler üstüm. Ne diyordu? Evet ne diyordu? Ne diyorsun? Yok ya öyle bir şey değil. Başka bir şey. Gene böyle bir şey söylüyordu. O tarz Sinan bir şey. Sinan Akçılı'da Ebru Şahlı'ya söylüyordu. Evet. Ama ben Kenan'ın aşkı yaşayış biçimini, sadakatini falan sevme şeklini çok seviyorum. Aslında onun o güzel gözleri yani o hayata ve sevdiklerine baktığı gözlerle ilgili söylediği kutsal kadın diyordu. Heh kutsal kadın. O da o şey kutsal kadın diyordu Ebru'ya. Sonra kutsal kadından ayrıldı. Şimdi tabii bunlar çok magazine çok fazla malzeme vermeyi sevmeyen bir çift aslında. Onlar da mümkün olduğu kadar kapalı yaşamaya evet. çalışıyorlar. Ve mutlular. Ama tabii biz bu mutlulukları görmediğimiz için her zaman da göstermek gerekiyor mu? Bence göstermek gerekiyor. Yani hani kendin içinde yaşıyorsun ama toplum içinde yaşıyorsun ya. Yani biraz da o mutluluk karelerinizi şu anda olduğu gibi görür isek o zaman biz de daha çok inanıyoruz. Ha inandırmak mecburiyetinde mi izlediğiniz zaman değilsiniz ama o zaman da işte bu ayrılık haberlerine falan insanlara inanası geliyor. Halbuki çok başka bir dünyadalar. Belli ki çok mutlular. Evet. Yani fotoğraflardan. Kenan'la Beren cephesinde işler yolunda gidiyor. Pasta üflemeye kahvaltıda başladım diye 8-9 ay sonra sosyal medyasında ilk kez bir fotoğraf paylaştı. Çünkü zaman zaman Beren Saat eleştiriliyordu. Yaptığı yorumlardan, paylaştığı fotoğraflardan dolayı üzerine gidenler oluyordu. O yüzden sosyal medyayı çok kullanmıyordu, bırakmıştı. 8-9 ay sonra ilk kez bu fotoğrafları paylaştı. Bu yıl kahvaltıda başladı pasta üflemeye diye. Çünkü Caddebostan'da bir kafeye gitmiş. Annesiyle birlikte otururlarken kafe sahipleri hemen bir pasta getirmiş. Sabah erkenden kutlamaya başlamış doğum gününü. Ve demiş ki sevgi de büyüyor bizim gibi yıllar geçtikçe notuyla Instagram'da bu fotoğrafı paylaşmış. Küçük karede de Belçin Bilgin yanağından öpüyor Beren Saat'i. O fotoğrafı da paylaşmış böyle. Evet. Evet İyi demek ki şey. Her şey yolunda. Biz de doğum gününü kutluyoruz Beren'in o zaman. Yani sinirli, stresli hallerini sevmiyoruz onun. Ona gülmek de yakışıyor. Hı. Yani gazetecileri azarlayan hallerini sevmiyoruz. Çünkü dediğim gibi her zaman o da ünlü olmak için, şöhret olmak için o yarışmalara katıldı ve bir süreçten geçti. Hep gazeteci bir tane fotoğrafı çekilsin diye bile belki o zaman neler yapmazdı. O yüzden de insanlar bir yere geldikten sonra biraz daha evet bazen sıkıcı olabiliyor hepimiz için aynı şekilde ama muhabirlerin orada hiçbir suçu yok. Hepsi görevdeler. O anlamda da onlara da iyi davranmak gerekiyor. Yoksa aslında Beren'in de çok antipatik hani değildir. Şeyleri yok. Konuşmaz sadece. Öyle hani bir gazetecilere karşı bir agresif yanı yoktur ya. Belçin Bilgin'le Beren Saat'in bu fotoğrafını daha sonra Belçim de paylaştı. Bu arada Beren Saat'in abisi Cem Saat'in kızı Melina da halam iyi ki doğdun mesajını verdi. Bak Melina'ya. Nasıl bak? Evet. Oh. İyi ki doğdun hala. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun hala. İyi ki doğdun hala diye. Ay çok güzelsin. Evet. Beren çok Saat'in biraz. Abisinin kızı bu. Hala maşallah, yani Beren Saat. Çok tatlısın. Bak doğduğunda böyle fotoğraflar koymuştu zaten. Çok tatlısın. Çok. İşte bu küçücük bebek kocaman olmuş. İyi ki doğdun hala şarkıları söylüyor. Allah istiyorsa Beren'e de nasip etsin. Aynen. Geçen şeyle konuşurken Özcan Deniz ve Neo Coco ile konuşurken. Tabii çocuğa geliyor ya mesela. Coco dedi ki ya bu Türkiye'de her şeye alıştım dedi. 4 yıldır Özcan evli, 6 yıldır. Özcan Deniz demiş, Serdar Ortaç'a. Serdar Ortaç'a, Özcan Deniz'e çıktı.
Ağzından çıkan kulağı duymuyor da o yüzden. Sen de uyar arada. Serdar evet. Ortaç da Koko. Evet. 4 yıldır evliler, işte 6 yıldır falan beraber. Türkiye'de 7 yıldır falan. Türkiye'de bir tek diyor bu bebek sorusu alışamadım diyor. Her gören bana ne zaman bebek olacak, ne zaman bebek olacak diye soruyor diyor. Serdar da diyor ki istesek bu akşam yaparız falan diyor ama Koko istemiyor diyor. Bir de diyor ki bir defa bebek yapsam diyor, birinci bebeği yapsam diyor. Şey yapacaklar, ikinci bebeği ne zaman soracak, ne zaman diye soracaklar diyor. Ben ama dedim işte ki bu bir Türk geleneğidir dedim. Hayır, buna da alışacaksın. Aile diyor. Olunca aile demek anne baba bir çocuklardan oluşuyor ya. Evet. Tabii hani çok da alışılagelmiş bir şey değil. Mesela ben de birçok çift tanıyorum. Diyorum ki niye çocuğunuz yok? Çünkü ben hep her zaman çok istemişimdir. Ve böyle evli olup da diyorlar ki hayatımızı yaşıyoruz. Birbirimize daha çok zaman ayırıyoruz. Beraber seyahat ediyoruz. Diyorum ki bir eksiklik yok mu hani evde? Evet. Hani tamam bir anda sevgiliyken de aynısını. Yok biz böyle çok mutluyuz diyenler de var. Çok var enteresan. Tabii ki yani. Kenan'la o yüzden hani Beren de öyle olabilir. Belki öyle onlar da. Allah gönüllerine göre versin. Peki mesela